Seninki orada. Şimdi bir iki saatte gidip bakarsın. Hani hiç ödeyim yapmam derdime çektim bana. Küstüm. Ablam bakma, bak abla ne olur bakma. Bir sus be Şadiye, kendine söyleyip kendine azıyorsun. Ablacığım bak, ne olur bakma. Bakınca aptal gibi oluyorum, kafan karışıyor. Gözlerin yok, hiçbir şeycik yapamaz sana. Bak Şadiye, bir kız bir oğlunu sevebilir. Bu normaldir. Sana da olacak yani. Böyle korkma her şeyden. Hemen gözümü kapatsam bile onu görüyorum. Aşktan kaçılmaz Şadiye. Artık hadi gel. Abi sen nasıl bir kızla evleneceksin? Lucy'yle evleneceğim ben. O kim be? Böyle biz küçükken kahvede böyle Dallas diye bir dizi vardı. Orada sarışın bomba fıstık gibi bir kız vardı. Ondan işte. Alçaklığına da civcivler yesin. O kız sana vermezler. Heh, çok komik değil mi? İkiniz de evde kalacaksınız. Hele sen hiç konuşma zaten. Öyle öpür öpür yemekten bir gün bidon gibi olacaksın. Hiç kimse senin suratına bile bakmayacak. Hiç de bile. Hele sen hiç konuşma. Öyle iki güne kocandan dayak yer. Hanımın dizin dibine gelir oturursun yine içi geçmiş geçmiş. Ben böyle çok kibar, güzel güzel konuşan, hali vakti yerinde olan, çok asil biriyle evleneceğim. Çok güzel bir hayatımız olacak. Kimselere benzemeyeceğiz. Sohbet edeceğiz, birlikte yemekleri hazırlayacağız. Çocuklarımız arkadaş gibi olacağız. Yaşlansak bir aşkımız hiç ölmeyecek. İnşallah. Hem ben senin gibi kabak seçer gibi koca seçmem, tamam mı? Rusuymuş. Kim bilir ne gerizekalıdır. İyi işte abla, Ahmet elbise yakışıyor. Çok. Bak ya. Şafiye göndersin. Satış rakamlarında son kampanyadan sonra %12 gibi bir artış oldu. Ağırlıklı olarak ufak daireler satılıyor. Yaşam başlayınca hızlanıyor büyük dairelerin satışı. Aileler o zaman alıma geçiyor. Ben derim ki sabah şehirde hayat başladı minvalinde bir kampanya başlatalım. Ne oldu lan? Patron baba otele giriş yapmış. Oğlu getirmiş. 3 gün otelde kalacakmış. Akşama davet falan hazırlatıyormuş abi. Ne diyorsun lan sen? Oğlum Hikmet baba doğru söylüyor o zaman. Alacak mı kızı Fırat'a? Bayramımız lan bugün bizim. Söyle sofraya donatsınlar. Doktoru da kap yer. Bir şey danışacağım ona. Hadi. Siz de şöyle en meşhurundan bir şarkıcı bulun. Şöyle bir reklam çekelim. Ben de buradan ev aldım. Burada oturuyorum falan filan hesabı. Şöyle etli butlu hoş bir hatun olsun, tamam mı? Yalnız öyle kaşı gözü oynayan bir karı olmasın ha. Ev hanımları topa tutar bizi, ev aldırmazlar kocalarına. Bütün evler da patlar sonra. Hadi kolay gelsin. Narin abla. Ahmet'in. Gel, hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ ol. Annenle bu sabah kulaklarını çınlattık. Hatırsan. Sen nasılsın Narin abla? İyiyim ben de. Her şey yolunda mı? Yolunda, bildiğin gibi koşturup duruyoruz. Güzel. Annem birisi için beni arayacağını söyledi ama sen aramadın. Ben de buralardaydım. Bir uğrayayım sorayım dedim. Sıkıntılı bir durum mu abla? Senin için yapmayacağım şey yok, biliyorsun. Biliyorum. Metin. Ben ailemi arıyorum. Yani aslında biliyorum nerede olduklarını ama merak ediyorum böyle evlerinde rahatlar mı, sağlıkları iyi mi, her şey yolunda mı? Bir öğrenmek istiyorum. Özellikle de kız kardeşim. Abla yaz ver adresi sen bana. Ben soruştururum.
Şimdi Yaslıhan'da oturuyorlar, orada yaşıyorlar. Ben buraya adlarını, adreslerini, her şeylerini yazıyorum sana. Ama bak, aramızda kalacak, tamam mı? Kimseye bir şey söyleme, bilmesinler. Önce bir durumlarını öğreneyim, sonra ben bir adım atacağım gerekirse. Tamam abla, sen nasıl dersen. Yaz ver bana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.